Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Avrupa'nın ortasında akıllara durgunluk veren olayları sizlerle paylaşacağım. Gurbetçi bir vatandaşımızın başına gelen ve hayatına mal olan bir olayı anlatacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren güzel bir haber vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun, ister olmasın, nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Siz de emekli maaşına kavuşun ve geleceğinizi garanti altına alın. O nedenle bu yayınımız çok çok önemli. Lütfen sonuna kadar takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa'nın Lyon kentinde Aksaraylı 36 yaşındaki bir gurbetçi vatandaşımız aynı binada oturmuş olduğu komşuları tarafından bıçaklanarak sokak ortasında öldürüldü. Peki olay nasıl meydana geldi? Görgü tanıkları neler anlatıyor? Bir görgü tanığının ifadesine göre sokak ortasında 3 kişi hararetli bir şekilde tartışıyordu. Tartışma şiddetlenince 2 kişi ceplerinden çıkarmış olduğu bıçağı diğerine sapladı. Yani gurbetçi vatandaşımıza vurdular. Adam yere yığılınca diğer ikisi hızlıca olay yerinden kaçtı diyor. Acil servis ekipleri olay yerinde yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen maalesef gurbetçi vatandaşımızı hayata döndüremedi. Olay yerine yakın bir yerde giysilerinde kan lekeleri bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Bu üzücü olayda kullanılan bıçak ise olay yerine sadece 10 metre uzaklıkta polis ekipleri tarafından bulundu deniliyor. Belli ki olayın bir geçmişi var. Aynı binada oturan kişiler geçmişte bir nedenle, bilmiyoruz tabii biz bunu, tartışıyorlar. Olayın bir geçmişi olmasa olay bu noktaya kadar gelmezdi diye düşünüyorum. Polisin yapacağı soruşturma neticesinde elbet ki olayın gerçek yüzü ortaya çıkacaktır. Gurbetçi vatandaşımıza, daha gencecik bir kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Çok çok üzücü bir olay. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa'nın Turus kentinde ikamet eden Gümüşhane Gökçepınar köyü nüfusuna kayıtlı olan Okan Bal adlı 23 yaşındaki bir genç kardeşimiz geçirmiş olduğu trafik kazasında maalesef yaşamını yitirdi. Seyir halindeyken kullandığı aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edilen 23 yaşındaki Okan Bal karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç gurbetçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan bir kadın ve iki çocuğu ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Allah'tan rahmet diliyoruz Okan kardeşimize, yakınlarına, ailesine, sevdiklerine ise başsağlığı diliyoruz. Maalesef çok çok üzücü bir olay. Daha hayatının baharında olan bir kardeşimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa'nın Toulouse kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 48 yaşındaki bir Fransız ayrılmış olduğu eşinin evinin önüne gitti, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen. Önce bağırdı, eski karısına seslendi, seni çok seviyorum dedi. Bu ayrılığa dayanamıyorum ifadelerini kullandı. Uzaklaştırma kararı olan bu adamın eşi polise hemen haber veriyor. Olay yerine polis geliyor. Bu sırada adam yanında getirmiş olduğu benzini üzerine döküyor ve çakmağa çakıyor. Polisler araçlarından almış oldukları yangın söndürme tüpüyle hemen kendisini yakan bu kişiye müdahale ediyor. Ancak kişinin vücudunda çok ağır yanıklar oluştuğu belirtildi. Hastaneye helikopter kaldırıldı. Enteresan bir olay da. Yani hem seviyorsun, hem yakıyorsun, hem ayrılıyorsun. Belli ki uzaklaştırma kararı olduğuna göre geçmişte ciddi olaylar yaşanmış. Ne diyelim? Birileri seviyor eşini, birileri elinin üstünde tutuyor, birileri dövüyor, birileri kendini yakıyor. Bu karı koca ilişkileri de çok enteresan. Hakikaten öyle arkadaşlar. Yani herkes ayrı bir telden çalıyor. Birbirinin kıymetini bilen de var, bilmeyen de var. İşte böyle saçma sapan noktalara getirenler de var. Ayrılmışın herkes yoluna. Bir de bizim toplumumuzda da var yani çok. Şimdi arkadaşlar, biri yanlış bir evlilik yapmış olabilir. Yanlış birini sevmiş olabilir. Ya da daha sonra da başka problemler olmuş olabilir. Herkesin durumu kendine özel. Herkesin derdi başka. Ama bu tür şiddet olayları vesaire olaylarına getirince de elinize ne geçiyor kardeşim? Çok ilginç bir durum. Hani ahkam kesmek gibi olmasın, kusura bakmayın, sizler daha iyi biliyorsunuz ama yani ne oldu? Neyi çözdün şimdi? Kendini yaktın. Neyi çözdün? Hangi sorun çözüldü?
Kadın şimdi senin yanına mı gelecek? Bakacak ki sen zaten iyi ki boşanmışım diyecek. Manyağın tekisin diyecek. Yani kusura bakmayın ama böyle yani. Gülüyoruz ama trajikomik bir olay. Şimdi değerli izleyicilerimiz geldik çok çok önemli bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve geleceğiniz için hem kendinizin hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun geleceğini garanti altına almak için bir adım atmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar sabırlı bir şekilde dinleyiniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren, yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın geleceğiyle ilgili bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de nasıl emekli olacağız? Bunu konuşacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair Türkiye'de bir garantim olsun diyorsanız ve emekli maaşı almak istiyorsanız, bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Avusturya, İngiltere, dünyanın neresinde olursanız olun, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar, Kanada'dan Güney Afrika'ya, Güney Afrika'dan Suudi Arabistan'a, Türkiye'nin dışında eğer yaşıyorsanız bu anlatacaklarım sizleri de ilgilendiriyor demektir. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da olmayanlar hiç fark etmiyor. Çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Türkiye'de emekli olmanız için geçmişte sigorta olma şartı yok. Mavi kartlılar, sizler de emekli olabilirsiniz. Peki, Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Dünyanın bir ucunda yaşıyorsunuz. Geleceğe dair nasıl bir adım atacaksınız? Bakın, beni takip edenlerin yakından bileceği üzere, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den çok kolay bir şekilde emekli olması için çok büyük bir adım attık. Neydi bu? Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu numara WhatsApp hattıdır. Emekli TV'nin WhatsApp hattını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Diyorsunuz ki, ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Daha sonra hemen arkadaşlarımız size cevap veriyorlar ve geleceğinize dair siz ilk adımınızı atmış oluyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, Türkiye'nin dışında eğer yurt dışında bir ikametgahınız varsa siz de bu haktan yararlanabilirsiniz. Şimdi gençler için özellikle söylüyorum, gelecekte bir gün gelecek. Geleceğe hazır mısınız? Bu sorunun cevabını kendinize verin. Geleceğe ben hazırım diyorsam sorun yok. Ama hazır değilseniz şimdiden hazırlığı yapmamız gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizlere cevap verecekler. Ardından sizin Türkiye'de emeklilikle ilgili işlemlerinizi başlatmanız için bir hesap numarası verecekler. Danışmanlık ücreti sadece 150 euro ödeyeceksiniz. 150 euro ancak hanımlara ekstra bir indirim var. Hanımlar eğer eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber danışmanlık alırsa hanımlara %50 indirim var. Normalde 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Ama hanımlar tek başına danışmanlık alırsa 150 euro ödeyecekler. Erkekler de tek başına alırsa 150 euro ödeyecekler. Eğer 2 kişi alırsanız 225 euro ödeyeceksiniz. Ardından size bir randevu tarihi ve saati verilecek. Randevu tarihi ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan sizi görüntülü bir şekilde arayacak. Tüm detaylı emeklilikle ilgili tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. İkinci randevuda yine WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz.
sizin emekli olmanızla ilgili tüm şartları, tüm detayları size anlatacak. Siz emekli olmayı kabul ediyorum dediğinizde, emeklilikle ilgili işlemleri yapalım dediğinizde, sizin adınıza sosyal güvenlik uzmanlarımız tüm başvurularınızı yapacak, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bunun için artık kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. İşte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu, işte Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, bilmem ne bunu dedi diyerek emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Çok yanlış. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. İkincisi yok. O nedenle Türkiye'de emekli olmak için mutlaka uzmanından danışmanlık almak zorundasınız. Çünkü emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir kutucuğu işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Tüm işlemlerinizi Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan yaptıracaksınız. Bu kadar basit. Bugüne kadar bizlere güvenerek kendi gelecekleriyle ilgili, eşlerinin gelecekleriyle ilgili, çoluk çocuğunun geleceğiyle ilgili adım atan tüm vatandaşlarımızın emeklilikleri hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka geleceğinize dair bir adım atın. 2-3 kişinin yemek parasına siz hayatınızın en önemli adımlarından bir tanesini atıyorsunuz. Allah aşkına 150 euroyu nereye harcamıyoruz? Konu para da değil. Geleceğe hazır mıyız? Ne yapıyoruz geleceğimiz için? Şimdi örneğin vatandaşımız Almanya'da emekli. Almanya'daki emekli maaşı yetmiyor. Türkiye'de de her ay bir vatandaşımız 500-600 euro maaş alsa kötü mü arkadaşlar? Türkiye'ye gittiğimiz zaman izindeyken ya da Türkiye'ye işte gezmeye vesaireye gittiğimiz zaman bankada paramız birikmiş olacak. Paramızı alsak çoluk çocuğumuzla ya da kendimiz eşimizle bu parayı istediğimiz gibi harcasak, cebimizde sürekli bankamızda para olsa kötü mü? Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Yurt dışında yaşıyorsanız artık siz de emekli olabilirsiniz. Ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından mesajınızı atıyorsunuz. Ben emekli olmak istiyorum diyorsunuz. Ve hemen görevli arkadaşlarımız size cevap veriyorlar değerli izleyicilerimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, işlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlara da bizlere göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra emekli olacaklara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, çifte vatandaşsanız, pembe kartınız varsa ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle bu büyük fırsattan ben hanımların, ev hanımlarının yararlanmasını istiyorum. Geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun ya da olmasın, bu haktan yararlanabilirsiniz. Bakın, hanımlara niye bu hakkı veriyoruz biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar, beyler kusura bakmasın, hep ikinci plana bırakıldılar. Hanımlar hep geri planda. Ömürlerini hanımlar eşlerine, çocuklarına adarlar. Ömür geçer, geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmaz. Bu emeklilikten onun için ben hanımların özellikle yararlanmasını istiyorum. Gençler, size sesleniyorum. Anneler, babalar çocuklarının parasına kıyamazlar ama annenize, babanıza bu emeklilik danışmanlığını hediye edin. Alın arkadaşlar. 2-3 kişinin yemek parasına siz annenizin, babanızın geleceğine dair bir adım atıyorsunuz. Arkadaşlar, bu emeklilik o kadar önemli bir şey ki ölüm hepimize. Vefat ettikten sonra da çocuklarımıza kalıyor bu maaş. Daha ne olsun? Şimdi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Beni dünyanın neresinden izliyor olursanız olun, telefon numarasını, aşağıdaki telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Hemen mesaj atın. Arkadaşlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı günler diliyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. Hoşça kalın.